Televizyonunuz yok galiba. Sıkılmıyor musunuz akşamları? Yok. Ben televizyonsuz hiç yapamam da. Önce misafirimize lütfen. Ah, teşekkür ederim. Ben su istemem. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Size başka bir şey getireyim mi Kenan Bey? Kenan Bey, size getirdiğim hediyeyi denemek ister misiniz acaba? Çok özel bir seri olduğu söylendi de. Kim söyledi? Ben bu işlerden hiç anlamam. Bu işten çok iyi anlayan ahbaplarıma çok özel birine, çok özel bir hediye götürmek istediğimi söyledim. Onlar da bunu önerdiler. Nasıl da düşünmüşsünüz Canan Hanım? Ne zahmet ettiniz? Ne demek? Peki o zaman bir kadeh alayım. Tek buzlu olsun. Kadehler girişteki dolapta sağda. Kadın değiştirmek de zor. Zor tabii, bilmem mi? Kenan söyledi de ben bayılınca onu da emniyete çağırmışlar sabah. Ha. Canan Hanım, sizin evde çalışan kadının oğlu. Oğluydu değil mi Kenancığım? Evet, oğlu. Hı hı. O içeri girmiş galiba. Bizim ölen kız Meryem. Ondan mı hamileymiş? Vallahi Şermin Hanımcığım, siz ne kadarını biliyorsanız ben de o kadar biliyorum. Hı. Yani hiçbir şey anlatmadı ki kadının bana. Ben de o yüzden bu sabah işine son verdim. Öyle mi? Artık sitede değiller yani. Hayır değiller. İlkül'de mi? Tabii ki. Canan Hanım, neyi ettiniz de geldiniz? Evet, gerçekten. Dediğiniz gibi özel bir seriymiş. Beğenmenize çok memnun oldum. Tamam, sen gidebilirsin. Bir şey olursa çağırırım seni. Şermin Hanım, ben şey soracaktım size de. Ben üst kata çıkıp orayı temizlemiştim. Pencereyi açık bırakmıştım havalansın diye de. Şimdi çıkıp orayı bitirsem olur mu? Tamam, çıkabilirsin. Zaten hanımlar, o ilaç uyku ilaçlarının içinde en ağır olanıdır. Şimdi benim biraz rahatsızlığım var ya, o kriz geldiği zamanlarda rahatlayayım diye vermişti doktor bunu. 10 dakika içinde falan etki eder. Hadi hemen etki etmedi diyelim, o zaman da merak etmeyeceksin. Ben aşağıda onları güzel güzel oyalayacağım. O sırada sen yukarıda istediğin gibi ortalığı karıştıracaksın. Bir şey olursa ben onların yukarıya çıkmalarını mutlaka engellerim. Ama o sırada sana haber vermenin bir yolunu da mutlaka bulurum. Korkmayacaksın Medine, tamam? Çekmecelere baktım ama hiçbir şey bulamadım. Nerelere baktın? Tamam, ben de öbür taraflara bakayım. Bakmadığın yerlere. Şuralara baktım, şu dolaba baktım, şimdi buraya bakıyordum. Var mı, bir şey buldun mu buralarda? Diyorum. Anne.
Ey Allah'ım sen koru yarabbim. Her taraftaki hayaller hırsız gibi bulamaz. Yardım et. Bir tane fotoğraf yüzünden kavga ettiler galiba. Yani ben seslerden öyle anladım. Sanki Şermin Hanım avucunda saklıyordu da Kenan Bey ver ver o fotoğrafı dedi. Şermin Hanım vermem dedi. Sonra şey dedi Şermin Hanım, parmağımı kıracaksın, canımı acıtıyorsun dedi. Sonra Kenan Bey aldı o fotoğrafı. Sonra Şermin Hanım da sorular sormaya başladı. Meryem'le nasıl bir ilişkin vardı Kenan? Sen burada ne arıyorsun dedi. Bu bebek kim dedi. Nerede çektiniz dedi. Böyle dolu dolu sorular sormaya başladı. 18.04. Nisan. Meryem Nisan'ın annesi miymiş? Allah'ım sen aklımı koru ya Rabbi. Gel seni tuvalete götüreyim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.